Ben dışarı giriyorum. Yarım dakika sonra falan da o çıkıyor. Siz onu görmediniz. Görmedim onu. Cuma günü gece burada kalmıştım. Daha önce de benim kendi dükkanımda hırsızlık olayı olmuştu. Diğer komşularda da oldu. Fakat yakalanan olmadı. Mecbur kendi tedbirimizi kendimiz almak zorunda kaldık. Cuma gecesi de ben yine arkadaydım, bekliyordum. Saat 3 civarları ses geldi içeriden. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim, kapıya yöneldim, ara kapıyı açtım. Hırsız kasa tarafından çıkmış, kapıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. Bir 15-20 metre peşine koştum. Tabii gençti, onun kadar koşamadım, yakalama şansım da yoktu. Geri geldim, dükkanın içinde beklerken yan komşuya da diğeri girmiş. Onun ben farkında değilim. Bir iki dakika sonra oradan da birisi çıktı. Onun peşine de koştum. Fakat yakalama şansımız olmadı onu da. Valla yapacak da bir şey yoktu yani. Belki işte korkutmak için bir daha gelmesin diye bir tedbir, yoksa yapacak bir şey yok. Belki vursam ben suçlu çıkacaktım. Onun için öyle korkutmak için elimde sopayla çıktım dışarı. Maalesef diğer esnaf arkadaşlara da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler yani. Alarm koyuyorsun işe yaramıyor. Kamera koyuyorsun işe yaramıyor. Gece bekçileri var, işe yaramıyor. Artık buna bir tedbir alınsın. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Daha sonra nöbete her gece buradayım. Artık ara sıra değil, her gece buradayız. Bekliyoruz. İnşallah gelmezler. Gelirse de bundan sonra kurtulma şansları pek yok. Diğer arkadaşlar da nöbetteler. Yani bizim sokağa uğramasınlar bundan sonra. Böyle esnetiyor. Bu sürgülü olduğu için sürünce açılıyor. Çok açılması çok basit. Tabii bunu biz yaptırdığımızda bundan haberimiz de yoktu bu şey. Burayı da yine aynı şekilde buradan ortadan esneterek sürgülü patlayı sürerek açılmış burayı da. Yavaş duruyoruz zaten.